Değerli arkadaşlarım, merhabalar. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Tekrardan bir aradayız. Evet, karşınızda görmüş olduğunuz arkadaşlar Strong bira. Tuborg spesiyalları tanıtacağım. Bugün biraz dolaştım ve arkadaşlar bu güzel spesiyalleri buldum. Sizlere bunları tanıtacağım. Yılbaşı öncesi bu biraların tanıtımı gelecek. Neden? Çünkü bu biraları tavsiye edip etmeyeceğim teste bağlı. Şimdi zaten daha önceden Tuborg biraları içmiştik. Bunlarla ilgili arkadaşlar, evet şurada belki göbek rakının arkasında göreceksiniz. Bakın şurada yüksek alkollü Tuborg spesiyalimizi görüyorsunuz. Şimdi bunların biraz daha böyle ambalaj değişikliğine giderek arkadaşlar böyle şimdi tarif edeceğim ben size. Daha değişik bir olay içerisine girmişler. Bunu da yeni çıkartmışlar. Ben de gittim aldım. Niye aldım gibi daha önce de. Bundan evet arkadaşlar bunun videosunu seyrettiniz, özel seri kutu tavsiye ettim. Şu anda satışta. Kaçırmayın, alın. Çağdaş marketler, Migros'lar, buralarda kuru yemişçiler, tekel bayilerinde bulabilirsiniz. Ben bunu arkadaşlar bizim mahalledeki tekel bayinden aldım. Ve onun fiyatını da sizlere şöyle lanse etmek istiyorum hemen hızlı bir şekilde. Kaç liraya aldım? Hemen lanse edeyim arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi gözlüğümüzü bir takalım. Evet arkadaşlar, 74 lira verdim bu 4 tanesine. 74 lira verdim. Yani 18,5 liraya almış oldum. Mahallemdeki tekel bayinden. Ve karşınızda bir sürprizim daha var. İyi bakarsanız görürsünüz o tarafta. Neyse onu da çıkartıp sizlere sunarım biraz sonra. Şimdi bunun fiyatını öğrendiniz. İncelemesi ve tadım videosu gelecek arkadaşlar. Ve Efes kutu, şunlar arkadaşlar, fiyatıyla ilgili bir bocalamıştım dün. Bunların da fiyatını sizlere söyleyeyim. Bunun da 4 adet arkadaşlar, 4 kutusuna 62 lira vermişim. Yani bu durumda neye geliyor? 15,5, doğru söylemişim. İşte fişi de burada arkadaşlar. 15,5 lira. Demek ki doğru söylemişiz. Şimdi bugünkü canlı yayında o yeşil kutulardan ikisini içecektik ama tabii ben bugün bunları da aldım. Bir tanesini bundan, birinde yeşilden içeceğiz. Belki yeşili önce içeriz. Hazırlık babında. Diğerini de daha sonra içeriz. Onları da sizlere o şekilde söylemiş olayım arkadaşlar. Peki başka söyleyeceğimiz ne var? Söyleyeceğimiz çok şey var. Bizde laf bitmez. Bizde laf bitmez. Sizler için arkadaşlar gittim, dolaştım, emek verdim ve aldım. Başka neler yaptım bugün? Onlardan da bahsedeceğim. Şu önümde görmüş olduğunuz arkadaşlar kokoreç. Kokoreç, ekmek arası. Şimdi birazdan kurt gibi acım. Her zaman olduğu gibi. Kurt gibi acıktım. Ve bunu yiyeceğiz. Ve bakın bir sürprizim daha var size. Bazı arkadaşlar ne diyordu? Abi midye, 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 midyeleri aldım arkadaşlar. En irilerinden aldım. Ve acı biberimiz, limonumuz da var. Onları da koydular. Bunu nereden aldım? Bunu Kızılay'dan aldım arkadaşlar. Kızılay'da satılıyor. İsmi de arkadaşlar Arf GK kuruluş. Gala kokoreç. Gala kokoreç. Kızılay'dan bunu almış olduğum şu şekilde. Yağlı kağıdımızdan açalım. Kaça aldım? İçi nasıl? Her zamanki gibi mi? İşte onlar hakkında bilgilendirme yapacağım. Bardağımızı da şöyle çıkaralım. Tuborg'a. Tuborg bardağa yakışır. Şu 50 santilitrelik bardakla da biramızı doldurur, içeriz. Öncelikle şu kokoreç hakkında biraz bahsetmem gereken, söylemem gereken şeyler var. Unutmadan onları söyleyeyim. Resmini de koyarım arkadaşlar. Bu kokorecin 17 liraya
Çeyreğini satıyorlar bahsettiğim yerde. Gala kokoreçti. Arkadaşlar sade sebzeli kokoreç olarak geçiyor o. 26 liraya yarım satıyorlar. Yarım ekmek arası sebzeli kokoreç olarak geçiyor. 29 liraya da yarım ekmek arası sade kokoreç. Şimdi bunları kıyma şeklinde, hani o Atatürk Orman Çiftliği'nde yemiş olduğum kokoreç vardı ya. Şimdi oralarda sordum. Fiyatlar daha da pahalı. Ben bunu 34, yani 35 lira vermiş oldum. 6 lira fazla verdim. İri kıyım yaptırdım. İri kıyım ne? Sade iri kıyım. İçine sebze falan katmıyorlar arkadaşlar. Sadece iri kıyım kokoreç. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Belki tam olarak. İşte tam 35 papel arkadaşlar. Tam 35 papel. İçinde başka ne var? İri kıyım kokoreç. Ekmek altlı üstü kızarmış durumda. Ve pul biber, kekik. Bunlar var. Bir de kimyon olması lazım. O herhalde kimyon çekti içine. Daha ince yapıda. Ve de kimyon. Şimdi ben bunun bir tadımını yapacağım. Sonrasında da arkadaşlar midyelerimiz hakkında biraz bilgilendirme yapıp biramızı açacağız. Ve afiyetle bu kokoreçle, kokoreç isteyenler vardı. Ve arkadaşlar şey isteyenler vardı. Midye. Midye dolma isteyenler vardı. Bu videoda onlara gelsin. Tamamen yepyeni bir Tuborg spesiyalle. Ondan da bahsedeceğiz şimdi, inceleyeceğiz. Ben kurt gibi acıktım. Hemen yumuluyorum ekmeğimi. İri kıyım kokoreç. Of. Hemen şuradan biber istediydim. Biberlerimi alayım abi. Acı bibersiz olmaz yani. Acı biberlerimi alayım hemen. Şuraya koyayım. Cephaneler dizeyim şuraya. 3 tane var. Birini alayım ben. Evet. Tadı fena değil. Güzel. Ara sıra bu lezzetleri alıyorum, tadıyorum, yiyorum. Arkadaşlar. İri kıyım kokoreç olarak geçiyor bu. Şöyle şunu şöyle koyayım. Koluma çarpmasın. Ama tabii fiyat farkı da var. 6 lira oynuyor. Dişe geliyor en azından. Kıyma gibi yapıp araya da birkaç sebze olmuyor abi. Bol bol. Biraz hız gitmesin bu. Bir de inceleme yapalım şöyle hemen hızlıca. Bardağımıza dolduralım. İşte Strong Beer. Yüksek alkollü bir bira. 1955'ten beri Tuborg. Kopenhag Danimarka Spesial. Güzel bir kış manzarası. Şuradan görebilirsiniz. Çam ağaçları arkadaşlar. Ladin ağaçları. Kar. Etraf zemin ve yukarıdan da karlar yağıyor. Görüyorsunuz işte şunlar, kar taneleri. 50 santilitrelik bir kutuda. Ve %7,5 hacmen alkol var. Yüksek alkollü bir bira. İçindekiler açık renkli bira. Su, arpa maltı, şerbetçi otu dan oluşuyor. Evet. Şurada bir açıklama var. Tuborg kalitesiyle %100 malt Tuborg Spesial'in tek fabrikada katkı maddesi ilave edilmeden sadece 4 ham maddeden su, malt, şerbetçi otu ve maya ile Alman saflık yasasına uygun olarak üretildiği Münih Teknik Üniversitesi Weinstephan, hani Weinstephaner diye bira var ya, buğday biraz. Bakın. O
Biracılık ve Gıda Kalitesi Araştırma Merkezi tarafından onaylanmıştır. Kutuda başka söyleyeceğimiz hiçbir şey yok. Yasal uyarılar burada. Ve kapak şu şekilde. Temiz kapak ibareli. Hemen bunu açalım. Buradan açınız diyor. Açtık. Bardağımız 50 santilitrelik bir bardak. Tam da bu bireye yakışır şekilde. Tuborg'un bardağıdır. Duyduğunuz sihirli sesi yarışma başladı. Şöyle of 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 of. Arkadaşlar köpürme durumunu görüyorsunuz. Müthiş bir köpük. Renk bu şekilde. Açık sarı değil, kehribara yakın bir renk. Şöyle biraz köpük insin, biramızı tekrar dolduralım. Neden önce köpürtüyorum? Hani bazı arkadaşlar, abi bu bira köpürmüyor, bu bira köpürmemiş, tutmamış, olmamış diye uygun bardakla boca ediyorum. Şimdi ben biraz bunu yerken o yavaş yavaş köpüğünü kaybedecek, ilave edeceğiz. Daha sırada şeylerimiz var. Midyelerimiz var. Onları da en iyisinden aldım. Farkını verince en iyisini alıyorsunuz. Susuz aldım biraz ya. Dişe gelecek ısırdığınız zaman. Dişe geliyor şu anda. Hıçkırık tuttu beni. Tuttu kuruttu beni. Neyse şöyle bir köpük testi yapalım. Renk çok güzel. Yüksek alkollü. %7,5 alkol var. Daha acı. Dolayısıyla alkol fazlalaştıkça tabii acılık ön plana çıkıyor. Daha acı. Ama ben bu acılığı seviyorum. Köpük testi. Henüz daha yuduma geçmedik. Şimdi bir yudum alalım. Derince ve büyükçe bir yudum. Kırmızı tuborkumuzu şöyle arkadaşlar, yeni nesil bardağımıza dolduralım tekrardan. Evet. Kokorece devam. En baba biber aldı. Kuzuvaya AVM'ye gittim. Buradan birkaç tekel bayim var. Ufak tefek Migroslar, Çağdaşlar var. Onları kontrol ederek. Her gün rutin yaptığım işler. Ve hemen kolejin üst tarafında soldaki Migros ve sağdaki Çağdaş'ı da kontrol ettim. Ufak yeni rakılar gelmiş. Alalar gelmiş arkadaşlar. Alalardan da bilgi vereceğim şimdi. Sürpriz olsun demiştim ya.
35'lik alalar çıkmış, bol miktarda var Migros'larda. Kaçırmayın. Alın diyeceğim ama bunun testini hafta içinde daha önce yapabilirim. Test sonucunu bekleyin, ona göre hareket edersiniz arkadaşlar. Şimdiden bir şey söylemeyin. Evet. Derince ve büyükçe büyüdüm. Henüz gerekmedi. İşte beklediğim şey. Gayet güzel, lezzetli, kuvvetli ve güzel bir geri dönüş var. Strong bira. Yeni nesil tasarımıyla gayet güzel olmuş. Köpürmesi, rengi, içimi, verdiği lezzet, haz, yüksek alkol. Dört dörtlük bir geri dönüş arkadaşlar. Bahsettiğim gibi fiyatta, ya ben bu fiyatları niye bu kadar çabuk unutuyorum ya? Çünkü bir, biraz fazla alıyorum. İkincisi de yüksek alkollü, fiyatı farklı. Bir de fiyatlar sürekli değişiyor ondan. Şimdi arkadaşlar bunun fiyatı bahsettiğim gibi kaç paraydı? He. 74 lira vermişim, tekrar ediyorum, dördüne 18,5 lira. Şeyi kaçtan almıştık arkadaşlar? 50 santilitrelik özel seri Efes kutu. Onlar da 62 lira vermişim. 15,5'a geliyor bir tanesi. Şimdi tabii bu fişlerle tekrar işim var. Bir de başka bir şey aldım. Onu göstereceğim size. Daha midye yiyeceğiz. Midyeler hakkında da bilgilendirme yapacağım. Fiyatı, lezzeti. Bol kepçe. İri kıyım. Fiyat da pahalı abi. Ona göre pardon. 35 lira. Yarım ekmek arası. Şöyle alalım. Şuna da boş. Kabukları atarız. Limonlarımızı şöyle koyalım. Evet arkadaşlar. Midyelerimiz oldukça iri. Gördüğünüz gibi. Bayağı iri. Bunları 10 tane aldım. 2 liralıklar vardı. Bunların hepsi iri arkadaşlar. Koca koca midye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakar mısınız? Gerçekten iri iri. 7, 8, 9, 10. Neyse ya, şu tabağa kirletmeye gerek yok. Şunu içine atarız ama. Boşları. Biramız da burada. Bunu kaça aldık? Bunun hakkında bir bilgilendirme vereyim. Şöyle sizlere bir kere daha göstereyim. Evet. Gördünüz. Şimdi arkadaşlar bunun fiyatı
biraz pahalıca. Bahsettiğim gibi tekrardan bu fotoğrafları da koyacağım. Fiyatı bunun arkadaşlar. İçeriden görünmüyor. 2 lira, 2,5 lira bunlar. Arkadaşlar ben şu taraftakilerden aldım. Yani bu taraftakilerden. Bir de diğer büyük olanlar var. Onlar 2 lira. Fotoğrafları da atacağım, görürsünüz. Ve bu da bahsettiğim kokoreççinin, bakın arkadaşlar, bunu da atacağım, göreceksiniz. Fiyatları yaparken işte 14.02'de buradaydım ve bunları aldım arkadaşlar. Şuradan da Nimet ablanın, bakın, şeyi var Kızılay'da, ayaklı bürosu Nimet abla. Bir tane piyango aldım. Millet kredi kartıyla piyango alıyor ya. Ben ilk defa gördüm böyle bir şey. Hatta dedim ya, kredi kartıyla piyango alıyor. 30 lira çeyrek bilet. Neyse. Bir tane çektim. Tam da şanslı numaram çıktı arkadaşlar ya. 66'lıyım mı? 66'lı numaralar çıktı. Sonu 66'ydı. Şöyle bir taze. Of. İlk midyemi açtım. Çok da büyük olmayan bir midye ama içine bakar mısınız? Full. Şöyle bir limonumuzu sıkalım abi. Limonumuzu sıkalım. Ve midyeyi de özlemişim. Midyeye de 25 lira verdim arkadaşlar. 25 lira verdim. Ama full, yani içleri full. Gördüğünüz gibi dolu. Gerçekten güzel yapmışlar. Tadı da çok güzel. Yeni bahar, kimyon, hafif böyle karabiber var. Pirinci kıvamı içi, midyenin esas olması gereken bölümü. Şu bölüm. Bakın şu bölüm. O da tam ve tamam gibi görünüyor. Sürekli alıp yediğim için videolarımı görenler en azından ayda bir alıyorum yani. Yiyorum. Bazen abartıyorum, çok alıyorum. Bazen biraz daha az alıyorum. Bakın şu ana kadar 3 tane çektik. 3'ü de full çıktı. Güzel bir lezzet. Akşama canlı yayınımız var ama bu video canlı yayından sonra yayınlanır. Yarın falan gireriz Mete. Siz bugün bunu seyredemezsiniz. Bugün günlerden cumartesi. Ve saat şu anda 6'ya çeyrek var. Siz bunu ancak yarın seyredersiniz. Yarın ne günlerden? Pazar. Pazar günü yükleyebilirim bunu belki. Saat sonra canlı yayın var. O yüzden çok abartmayacağım. İkinci buz gibi şişem şu. Onu açmayacağım. Diğerleri, şu iki şişe dışarıda bekliyordu. Onları buzdolabına koymamıştım. Buzluktakileri çıkarttım. Buzdolabındakileri çıkarttım. Arkadaşlar şunu bir kere daha görün. İçinin harcı bol miktarda. Şöyle bakın. Damladı. Tarçın gibi bir şey yani. Yeni bahar dedim. Sanki böyle biraz dengelesin diye. Değişik bir lezzet. Güzel olmuş. Canlı yayında midye yemeyeceğim. O yüzden ayırmayacağım. Hepsini bitireceğim şimdi.
Canlı yayında cips yiyeceğiz arkadaşlar. Yeni cipsler aldım. Onları sizlere böyle birkaç tanesini sunacağım. Her hafta artık canlı yayında bir de cips testi yapacağız arkadaşlar. Seçenek sunacağım size. Hangisi? Midyelerde hiç boş yok. Hep dolu. 5 tanesini yedim. Bayağı da doyurucu kokorecin üzerine. İyi gitti yani. Bu 2-1 ayda öneriyorum. Hem Tibor Spesial yeni işte nesil ambalaj değişikliği, tasarım değişikliği olan kutu bira. Hem de arkadaşlar o yeşil kutudaki Efes özel seri. İkisini de öneriyorum. Alın muhakkak, tadına bakın, deneyin. Tabi ben dörder dörder alıyorum. Farklı yayınlarda da kullanıyorum. Testini yaptıktan sonra. Olmazsa siz birer şişe alın. Ya da önerdim işte, alın yani. Alın. Zarar etmezsiniz yani. Pişman olmazsınız. Biraların geri dönüşü güzeli. Bol limon. Ve şöyle yine güzel bir irice bir parça. Arkadaşlar, Kızılay'da ufak bir dükkan. Adını unuttum ya. Kağıdı dağıttım. Neyse, şimdi bakarız şunu. Adamların sırtında yazıyor ya. Hemen Kızılay'ın göbeğinde. Sakarya Caddesi'nin sonuna doğru işte, bu Kosta Mosta falan. Döviz şeyi falan var ya, büfesi oralarda. Gala kokoreç. Şöyle göstereyim. Gala kokoreçi uğrayın. Burada hem kokoreci güzel, biraz pahalıca ama arkadaşlar. Şöyle. Biraz pahalıca ama kokoreci gösterecektim ben ya. Şöyle kömürde pişiyor. Küçük bir dükkan ama lezzetli, çok güzel. Çok güzel yapıyor. Tavsiye ederim. Alın ve çok güzel midyeleri de var. Şöyle midyeleri de göstereyim sizlere. Midyeleri de var. Tavsiye ederim arkadaşlar. İşte bu midyelerden hiç boş çıkmadı. Cebeci'de aldığım midyeci var genelde. Ora biraz daha ekonomik tarzda böyle arkadaşlar. Ama midyeleri pek iyi çıkmıyor. Yani öyle midyeler çok yedik biliyorsunuz. Bazıları çok pişiyor, bazıları işte onlara da yine zam gelmiştir. Ama ben bu midyeler gerçekten harikaydı. 10 tanesi de rahat rahat işinizi görüyor yani. Baksanıza ya, hiç boş yok ya. Abartmıyorum yani. Full. Sadece limonunuzu sıkacaksınız üzerine. Bol miktarda şöyle. Oh. Ve atıştıracaksınız. Bu arada çekirdeğin biri... Ondan sonra da ben bu bir ayda içerdim. Biranızdan bir yudum. Yüksek alkollü 7,5 hacimden alkol oranı 50 santilitre. Bu şeyi de açardım ama açmayacağım. Çünkü akşam canlı yayınım var. Canlı yayında da bira içeceğim. O yüzden. Bir de her gün içtiğim için
Daha işte iki gün, iki kere ikişer dubleden dört duble rakı içtik arkadaşlar. Yine ben dün sabahtı yanılmıyorsam saat 3-3.30 gibi şu JB bitmişti. Şu JB bitmişti. Biliyorsunuz bir Ferdi Tayfur'un müziğinin eşliğinde bir geceye yarısı. Hem bunu bitirdim 35'liği. Hem de şuradaki ballı viski, Tennessee viski, yani 70'lik viski içmiş oldum. Tabi bu likör sayılıyor ama alkol miktarı aynı. Demiş abi alkol miktarı birin hangisi? Ya abicim bu 35 santilitre ve 35, %35 alkol var. Bunda da var. Aynı. Aynı yani. Bitirdim. Bunu ben bir daha aldım arkadaşlar. Bir kere daha aldım. Çünkü tam anlayamadım neyin ne olduğunu o zaman. Onu da sabaha karşı bunu bitirdim. Sadece bu kadar kaldı. GB. Bunu da çözmüş oldum yani. Bunu zaten çözdük. Öneriyorum. Alın için. Rahatsız etmiyor tadı. %350 mililitre yani 35 santilitre. 35'lik diyoruz. %35 vol hacman. Hacmen %35 vol. Jack Daniels işte ön taraftan görüyorsunuz arkadaşlar. Ballı viski dedikleri bu işte yani. Honey bal demek zaten. Tennessee honey. Bu da güzeldi. Yani tam gaz devam ediyoruz. Bunu VS için bıraktım. Hani olur da bir viski mesela neyle VS edeceğiz? Besle. Besi tekrar göstereyim. Ana yeni rakı alayı sizlere gösterecektim. Şu bez. Bu 50'lik arkadaşlar. 50'lik. Fiyatını falan verdim. Şimdi fişi çıkartmayın. Bunu tanıtımında tekrar anlatacağım. Bununla bunun bir VS'si olacak. Bir VS'si olacak. Bu 35'lik. Bu 50'lik. İkisinde de %35 hacmen alkol var. Buradan görebilirsen bilmiyorum nasıl. Gözlük yine gözlük takacağız. Bu arada iki tane midyem ve azıcık bir biram kaldı. %40. Arkadaşlar %40 bunun alkol miktarı. Bunun da %40. %40 bunun da %40. İşte o ballı viskinin %35. 35 alkol miktarı. 35 vol çok fazla arkadaşlar. Bir arkadaş sormuş. Ya onun alkol miktarı nasıl bizi tatmin eder mi, şudur budur falan. Nakavt eder. Onu içtiğin zaman nakavt olursun. Ben ikisini içtim. İkisini içtim. Tekrar aldım. Onu da içtim. Şu kadar kaldı. Birini işte zaten o testten sonra o Ferdi müziği açtığım gün. O videoları sildim ikisini de ya. Abuk sabuk hareket yok, saçma sapan şeyler yok ama yani böyle hep aynı parçayı dinleyerek İkisini içtim ve sondan bir önceki arkadaşlar. Oh, bunu da doldurduk. Şurada yine ufak bir parça düştü abicim. Bu ne ya? Abi hiç boş yok. Hiç boş yok. Öneriyorum. Hiç boş yok. Son midyemizi de artık yedikten sonra videomuz biter abicim. Her canlı yayınımız cumartesi günleri oluyor. Saat 8.30'da başlıyor. Bilginiz olsun. Of. Abicim hiç boş yok ve devasa midyeler. Israrla söyledim çünkü. Tavsiye ediyorum. Ve bu yayınımın da sonuna geldim. Yüksek alkollü 7.5'luk. Strong biramızla, Tibor Special'le
hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun diyorum arkadaşlar. Onu demeden önce ben limonu kabuğuyla bile yerim, bunu bilin yani. Bazıları yüzünü buruşturur, şekilden şekile girer, yok abi. Limonumuzu da kalan, diğer yarım limonumuzu da yedik. Hatta şunda da belki biraz vardır. Bu kadar. Evet. Biramız bitti. Midyelerimiz bitti. Kokoreçimiz bitti. Başka bir videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Bahsettiğim gibi canlı yayın saatlerinden bahsettim. Bugün normalde bugün canlı yayınım var ama bu video çekildi. Bitti. Bunu siz ancak pazar günü seyredersiniz. Bugün günlerden cumartesi çünkü. Evet arkadaşlar. Saat 17.50 bu. Pazar günü yüklenir. Artık ne zaman yüklenir bilemiyorum. Akşama canlı yayınımız var. Bu biralarla o yeşil kutular, güzel cipsler eşliğinde. Fıstık da aldım. Gerekirse biraz da fıstık çıkarırım. Bir ton da fıstık aldım. Onları da arz ederiz. Hani 3 al 2 öde falan filan. Gayet de hesaplıydı. Pirinç ıslarda bayağı da bir pirinç ıslı aldım. Ve normal şeyi de var arkadaşlar. Poşetlerin içerisindeki cipsler de var. Bir pirinç ıs, bir ondan. Olmazsa böyle bir VS şeklinde gider. Neyse artık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ha, Ala'yı. Ala'dan bahsetmedim ya. Arada kaynadı gitti. Sürpriz sürpriz üstüne derken bunu tanıtacağım. Bunu buldum. 35'liğini almamak için bayağı bir çaba gösterdim. 70'liğini. En sonunda 35'liği ürettiler. 35'liği aldık arkadaşlar. Ve yazılanları okudum. Eğer bu yazılanlara göre bu rakıyı üretmişlerse, yani bir anormallik yoksa, tek olumsuz yönü yine rafine şeker kullanılmış ama yüksek alkollü. Rakılar zaten yüksek alkollüdür abi, ne demek istiyorsun? %45'ten aşağı rakı var mı? %50'si de var işte, denedik. Kulüp rakı %50 hacmen alkol var. Rakılar çok kuvvetli oluyor tabi, o yüzden sulandırarak düşürüyoruz. Ama bu rakı da %47 arkadaşlar. Ya öyle şok ederim işte insanı. %47. %47 ve bunun bu yakışıklı şişesini daha fazla açıklamayacağım. Buldum, aldım. Bunun da testi gelecektir. Yılbaşında ne içelim falan diyenlere, vallahi söylenenlere göre yazılanları okudum. Ben önyargıyla yaklaşıyordum buna ama iyi bir şeye çıkacak gibi sanki. Uzun demleme gibi bir şey çıkacak gibi. Bir de alkolümü de daha fazla. Bakalım ne olacak. Bunu da buzdolabına koyarız. Görün diye oraya koydum ama. Öyle dursun şimdilik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun arkadaşlar. Ha ne kadar abi o rakı falan. Belki alırız, almayı düşünürüz. İsterseniz test sonucunu bekleyin ama. Yine de ben söyleyeyim. Yeni rakı hala 35 santilitrelik. 120 lira arkadaşlar. Nereden aldık? Şöyle göstereyim. Altta sürprizlerim var. Bozulmasın, onları görmeyin. 25.12.2021 13.54 Kızılay Migros'tan aldım. İşte gördüğünüz gibi. Evet. Bunu da bu şekilde lanse ettik. Fişlerimizi şöyle koyalım. Ve videomuzu artık bitirelim. Çok uzadım. Ben bunları editlerim arkadaşlar. Bunu da yarın artık hizmete girer seyredersiniz. Güçlü biralarımızın testini. Bu arada bir tane içtik 7.5'luk. Hafiften böyle bir gıdıkladı yani. İkincisini içseydik biraz daha böyle biraz gıdıklardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.